Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere karantina sürecinde tükettiğim dijital içeriklerin enlerinin listesini çıkarttım. Yani böyle en sevdiğim 3 film, en sevdiğim 3 dizi vesaire gibisinden bir liste sunacağım sizlere. Ve sizlerin de tüketmesini önereceğim tabii. Ciddi anlamda size anlatmak için heyecanlı olduğum diziler, filmler, oyunlar da var içlerinde. Bu arada neredeyse ilk kez böyle bir liste videosu hazırlıyorum gibi bir şey. Eğer hoşunuza giderse ve beni desteklemek isterseniz arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Madem yapmadığımız bir şey yapıyoruz, yine yapmadığım bir şey yapıp videomu beğenin diyeceğim. Beğenin abi, ön plana çıkamıyoruz. Bir 100 bin olamadık yani, 95 bin. Şu an bu videoyu şu an sen izlerken kaç bin bilmiyorum ama beğenin yani, tıklayıverin oraya. Valla biraz sistemliyim size karşı ya. Tamam ben istemiyorum da siz beğenin yani. Ben size güvenip istemiyorum abi. Neyse. Videonun sonundaysa arkadaşlar sizlere Epic Games indirimlerinden alabileceğiniz 3 adet oyun önerisinde bulunacağım. Dilerseniz başlayalım başlamadan önce. Diziler, filmler, belgeseller ve oyunlar sırasıyla gideceğim. Fakat sol taraftan çıkan zımbırtıdan istediğiniz kısma sardırabilirsiniz. İlginizi çeken kısma gidebilirsiniz dedik. Galiba tamam. Arkadaşlar Gimbal'ın azizliğine uğradım. Kadraj kaymış olabilir. Olabilir değil, kaydı. Neyse görmezden gelin. Dizilerle başlayalım. Diziler kısmı beni ekstra heyecanlandırıyor çünkü normalde ben çok dizi tüketen birisi değilim. Yani dizi izlemeyi çok sevmiyorum böyle. Bölüm bölüm onu takip edeceksin vesaire. Ki şu an hani artık günümüzde çok böyle takip edilmiyor diziler eğer Türk dizisi değilse. Genelde böyle Netflix'te veya Blue TV üzerinde artık veya izlediğiniz platformda direkt olarak yayınlanıyor. Fakat ben asla dizi takip etmeyen bir insan olarak dizileri anlatacağım, söyleyeceğim, sizinle paylaşacağım diziler arasında bayağı böyle gün gün saat saat takip ettiğim bir dizi oldu. Bununla beraber böyle hani dizileri oturup böyle heyecanla dizi izlemeyen birisi olarak böyle nefesimi kesen bir dizi de oldu aralarında. Direkt başlıyorum o yüzden. Hani dizi kısmı beni ekstradan heyecanlandırıyor. O yüzden dizilerle başlıyorum. Bu arada spoiler yok. Bunu zaten videonun başında belki uyarı geçmişimdir ya da geçmediysem şimdi söyleyeyim. Korkmayın, hiçbir şeyde spoiler yok. İlk dizi abi, önce konuşmak istediğim Masum. Masum şu ana kadar benim izlediğim en iyi Türk dizisiydi. Yıllar aşkım! İşte çukur dururken, şu dururken sen buna mı diyorsun falan diyenler olacak. Arkadaşlar bu benim kendi şahsi görüşüm. O yüzden triggerlanmasın, bu triggerlanan kesime sesleniyorum. Kendi görüşlerimi belirtiyorum burada. O yüzden anladınız siz. Dizinin oyuncu kadrosunu gördüğüm zaman zaten benim bir kalbim tekledi dedim. Ben bu diziyi neden daha önce görmemişim? Ali Atay var. Haluk Bilginer. Bartu Küçük Çağlayan mıydı? Soy ismi yanlış biliyor olabilirim. Serkan Keskin. Yani böyle sevdiğim bütün insanlar bir diziye toplanıp böyle All Star yapmış gibi gözüküyordu uzaktan. Dedim ki bir bakayım neymiş. Daha önce de izlemeyi denemiştim. İzleyememiştim çünkü böyle kafam çok rahat değildi ve Masum çok yavaş ilerleyen bir dizi. Başlarken ha dedim tamam ben bunu sakin kafayla vaktim olduğu zaman izleyeyim. Yavaş yavaş izleyeyim. Belli ki odak isteyen bir dizi ki 8 bölüm sürüyor ve her bölüm nereden baksanız 1 saate yakın. Ve hani arkadaşlar öyle hadi ben oturayım da izleyeyim diye yemek yerken, yani yemek yerken bir şey, bir örnek, absürt bir örnek oldu da ya da böyle ne bileyim yolda giderken elinizde izleyebileceğiniz bir şey değil. Tüketebileceğiniz bir içerik değil yani. Çünkü kafanızı vermeniz, olay örgülerini anlamanız, karakterleri tanımanız gerekiyor. Ki buna rağmen final bölümüne kadar böyle izliyorsunuz. Ne alaka? Ne oldu şimdi? Kesinlikle tüketin. Özellikle böyle yavaş ilerleyen, polisiye tarzındaki dizi filmleri seviyorsanız kesinlikle tüketin. Konusundan çok bahsetmeyeceğim. Sadece şöyle bir özet geçeceğim tüm bahsedeceğim şeylerin. Ortada bir aile var ve bu aile belirli sırlar saklıyor. Bu sırları çözmeye giden bir polis memurunun hikayesi zannediyoruz ilk başta ama hayır, tamamen o ailenin hikayesini öğreniyoruz ve dediğim gibi o 8 bölüm boyunca, yani yaklaşık 6,5-7 saat boyunca böyle ağzınız açık kalarak izliyorsunuz ve dizi final yapana kadar, yani bitirene kadar hiçbir şey tam olarak anlayamıyorsunuz. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle tavsiyemdir. Kesinlikle izlemelisiniz. Bu arada içerikleri söylerken ulaşabileceğiniz platformları da söyleyeceğim sizlere. Masum'a Netflix ya da Blue TV üzerinden ulaşabilirsiniz. Normalde Blue TV özel yapımı ama Netflix'te de bulunuyor. İkinci dizi arkadaşlar Alef. Alef henüz final yaptı. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz cuma final yaptı. Ve benim ilk kez bahsettiğim, düzenli olarak takip ettiğim dizi oldu Alef. Her cuma ilk bölümünden itibaren 8 hafta boyunca veya 7 emin değilim ama 8'dir büyük ihtimalle. Çünkü bayağı 2 ay oldu yani ben izlemeye başlayalı. Her cuma böyle sırf Blue TV'm yoktu o zaman ofisten eve gidip işte TV Bu'dan açıp böyle Alef'i izliyordum FX üzerinden.
Ve hani şöyle söyleyeyim, Alef'i herkes izlemez, onu baştan söyleyeyim. Çünkü çok böyle herkesi saracak tarzda bir dizi değil ama yine kadrosu çok iyi. Ekip gerçekten iyi. Kenan İmirzalıoğlu var. Beraberinde konusu çok ağır ve dizi çok yavaş ilerliyor. Yani bu birçok insanı bayar, sıkar ve bununla beraber böyle rahatsız edici öğeler de içeriyor. Genelde sürekli ya böyle ceset görüyorsunuz ya cinayet mahalli görüyorsunuz ya da böyle rahatsız edici olaylar yaşanıyor falan. Konusu tam olarak konusunu size burada ben şu an anlatamam. Ben tekrar izleyeceğim diziyi bu arada. Final yaptı. Final yapmasına rağmen daha hala henüz bir şeyleri tam olarak anlayabilmiş değilim. Ama şu ana kadar izlediğim en iyi polisiye dizileri arasında ilk üçün içindeydi. Kesinlikle öyleydi yani. Söylediğim gibi ağır yavaş ilerleyen dizileri seviyorsanız hiç düşünmeden tüketin derim. Her şey birdir ve bir her şeydir. Yani sen, ben, hepimiz onun bir parçasıyız. Konusu da böyle yine bir bilinmeyen cinayetler işleniyor. Tuhaf tuhaf sürekli bir şeyler oluyor. İki tane polis memurunun birisi İngiltere'den geliyor, diğeri Türk. İki polis memurunun başına gelenleri anlatıyor. Bunlar ikisi birlikte işte cinayetleri çözmeye çalışıyorlar ama arkadaşlar öyle şey değil yani. Hadi gidelim olay yerini inceleyelim şunu yapalım falan. Konusu bayağı derin. O yüzden izleyin. Fragmanına falan bir bakın. Beğenirseniz kesin izleyin, tavsiyemdir. Üçüncü dizimiz ise Netflix üzerinden bir dizi. Netflix özel yapımı bir dizi önereceğim bu sefer. Aşk 101. Aşk 101 lisede geçen şaka yaptım. Evet. Şakaydı. Into the Night arkadaşlar. Into the Night uzun süredir izlediğim en böyle akıcı dizilerden bir tanesiydi. Akıyor yani dizi. Böyle tek oturuşta izleyebileceğiniz ağır bir konusu da yok. Basit gayet sıradan bir senaryosu var. Ve böyle yemek yerken, işte gündelik işlerinizi yaparken vesaire izleyebileceğiniz bir dizi. Kesinlikle çok başarılı buldum. Şu açıdan başarılı buldum. Bir kere temel fıkrası gibi dizi abi. Bir uçağın içinde bir Türk, bir Fransız, bir İtalyan falan var. Ki bu arada Türk karakter, artık o abi kim bilmiyorum, ben ilk kez gördüm. Türk karakter gerçekten dizinin içine böyle oturmuş yani. Ki yabancı forumlardan da yorumlarına baktığım zaman herkes o abiyi övüyor böyle, ya Türk karakter gerçekten çok iyi olmuş falan diye. Biz de severiz ya böyle şeyler, as bayrakları as falan. Türk karakterin olmasa tabii ki diziyi izletiyor yani, ekstra bir şey. Konusu da söylediğim gibi basit ama güzel, sarıyor. Sürekli olarak acaba şimdi ne olacak merakı içerisindesiniz ve dizi evet sizi belirli noktalarda şaşırtabiliyor. Ama onun dışında senaryoyu öngörebilmek mümkün. Hani böyle dediğim gibi çok harika bir senaryosu olduğunu söyleyemem ama akıcı, izlenebilecek bir dizi. Şimdi derseniz filmler kısmına geçelim. Filmlerde şunu söyleyeyim arkadaşlar, güncel dizilerden, filmlerden bahsetmiyorum. Ben kendi tükettiğim içeriklerden bahsediyorum. O yüzden eski filmler de var kendi listemin içerisinde. İlk sırada Güzelliğin Portresi var. Ya da Layers of Fear da diyebilirsiniz. Çünkü adı aynısı. Yani ben ilk başta zaten sinemada gitmiştim Güzelliğin Portresi'ne. Sırf Layers of Fear'a benziyor ve Serkan Keskin var diye gittim. Serkan abiyi biraz seviyorum. Ve şunu söyleyeyim abi, aynısı. Yani benzer falan değil. Bildiğimiz Layers of Fear'ın filmi işte oğlum. Bunun tabii ki yurt dışı uyarlamaları falan da varmış bildiğim kadarıyla Güzelliğin Portresi'nin. Yine işin içinde polisiye var. Ben her ne kadar kendime itiraf etmek istemesem de polisiyeyi deli gibi seviyorum ben. Hem polisiye hem korku gerilim. Yani çok korku değil onu söyleyeyim. Öyle hani gece uyuyamayacağınız bir şey yok. Ama evet, gerilim filmi olduğu için insanı gerçekten geren başarılı sahneleri var. Ama öyle işte ne bileyim, ilk kez benim izlediğim cinli olmayan Türk korku filmiydi, öyle söyleyeyim size. Ve yani buna rağmen gerçekten sizi korkutmayı, germeyi yeri geldiğinde başarıyor. Ben ilk sinemada izlemiştim. Sinemada izledikten sonra bu karantinada bir kez daha Netflix'e geldi şu an. Netflix üzerinden bir kez daha izledim ve bir kez daha hayran kaldım. Gerçekten çok güzel. Türkiye'de böyle bir yapımın olması, Türkiye'de böyle bir işe imza atılması veya böyle bir riskin alınması bir kere abi en baştan 10 numara bir şey olmuş. Çünkü çok tüketicisi yok bu tarz işlerin Türkiye'de. Biraz bize böyle inli cinli şeyler lazım, her ne kadar eleştirsek de hepimiz Dabbe Siccin izliyoruz maalesef. Ben kesinlikle böyle bir işin Türkiye'de yapılmasından çok memnunum ve hepinize de izlemenizi öneriyorum eğer korku gerilim türünü seviyorsanız. İkinci sırada Cinayet Süsü var. Ben bir vaka ile karşı karşıya geldiğimde kendime hemen şu 13 soruyu sorarım. Public ses yapalım mı? Ne? Şimdi Cinayet Süsü deyince zaten mümkün değil. Benim bu listelerin içinde benim az çok yerimizi, dizi zevkimi anladınız şu an. İzlememem mümkün değil. Bir kere Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı bir film. Ben buna sinemada gidememiştim. İstanbul'da o dönem sınavlar, vizeler vesaireler. Zamanım yoktu. Bir şeyler oldu, gidemedim. Kaçırdım ve ben Netflix'e gelmesi için
aylarca bekledim filmin. Yani sürekli olarak böyle Netflix'e girip cinayet süsü gelmiş mi diye kontrol ediyordum. Veya bu arada şunu da itiraf edeyim. Evet, bazen korsan sitelere de bakıyordum. Zaten ben en son Netflix'e düşmüş şeyin Feyyaz Yiğit'in tweetinden gördüm. Sıfır toleransla elimdeki işleri bıraktım ve cinayet süsünü izlemeye başladım. Şöyle söyleyeyim, Ölümlü Dünya'dan sonra bu beklentimi karşılayacak bir filmiydi. Çünkü Ölümlü Dünya'yı izleyen bir ekip vardı böyle benle beraber, benim de içerisine yer aldığım daha doğrusu. Ölümlü Dünya'nın tadını verecek mi acaba diye heyecanla bekliyorduk. Verdi. Yani verdi, bu çok zor bir şey. Şöyle verdi. Evet, Ölümlü Dünya'yla benzer bir mizah sunuyor size. Absürt bir mizah sunuyor ve bununla beraber konusu çok iyi abi. Yani işin içinde hem polisiye var, hem aksiyon var, hem komedi var, hem de komediye bahsettiğim şey absürt mizah. Bunların hepsini birleştirmek gerçekten kolay bir iş değil. Ekip deseniz 10 numara, yine ekip gerçekten çok iyi. Yani Ölümlü Dünya ekibi belki bir tık daha iyi olabilirdi, bilmiyorum. Hani. Ama yine bu cinayet üstündeki ekip de çok çok iyi. Oyuncular gerçekten böyle rollerine yakışmış karakterler, böyle tam oturmuş yani. Ki Feyyaz Yiğit zaten yine Ölümlü Dünya'da da vardı, burada da var. Konusu yine anlam verilemeyen böyle tuhaf cinayetler işleniyor ve bu cinayetleri bir ekip açığa çıkartmaya çalışıyor. Bu ekibin maceralarını izliyorsunuz ama kesinlikle bir polisiye filmi gözüyle bakmayın buna. Çünkü değil abi. Yani mizahı için, komedisi için izleyin. Netflix üzerinden erişebilirsiniz. Üçüncü filmim ise The Social Network. The Social Network aslında Mark Zuckerberg'in ya da Zuckerberg'in, Zuckerberg'in artık ne derseniz. Bazı filmlerinde Zuckerberg diyorlar, bazılarında Zuckerberg diyorlar. Benim de Almancam yok, bilmiyorum. İdare edin. Facebook'un kuruluş sürecinde yaşadığı şeyleri anlatıyor bir nevi. O dönemde neler oldu, neler bitti, neler yaptılar, nasıl kurdular, neden kurdular bunu anlatıyor. Girişimcilik üzerine izlenmesi gereken bir film. Eğer bu tarz girişimler yapmayı düşünüyorsanız ya da hedefinizde yazılımcı olmak, kodur olmak veya dijital sektöre yer almak, bu sektörde girişimci olmak varsa kesinlikle izleyin. Çok konuşulacak bir şey yok. Facebook'un kuruluş hikayesini anlatıyor ve şöyle söyleyeyim. Aslında işlerin ya adama bak bir tane internet sitesi kurdu, parayı kırdı, şimdi dünyanın yarısı onun gibi olmadığını bize gösteriyor. Şimdi gelelim belgesel kısmına. Belgeselde 3 tane yok. Ben çok belgesel izleyen bir insan değilim. 4-5 tane belgesel izledim bu süreçte ama ilk 3'ün içine girebilecek 2 tane belgesel vardı. Birincisi Pavyon. Evet abi, Pavyon. Bildiğimiz Pavyon belgeseli. Blue TV üzerinden erişebileceğiniz Pavyon belgeselinde bildiğimiz Pavyon'un belgeselini izliyorsunuz. Burası başkent Ankara, burada alem çok. Yani ben oturdum böyle sürükleyici bir şekilde izledim. Bilmiyorum Ankaralı olmamın etkisi var mı? Ama söylediğim gibi gerçekten ben çok merak ediyordum. Daha önce de hiç Pavyon'a gitmedim ben bir Ankaralı olarak. Bunu utanarak söylüyorum. Çok merak ediyordum Pavyon sektörünü ve bayağı oturup böyle tükettim abi. Size de öneririm. Eğer merak ediyorsanız o Pavyon esprileri falan gerçek var. Ya ben görüyordum hani ulusta illaki geçiyorsun o Pavyonlar sokağından falan. Otobüste bile, dolmuşta bile olsa. Aslında sektörün bizim sandığımız kadar korkunç olmadığını falan gördüm. Sektörde çalışan insanlarla konuşulmuş, araştırmacılarla görüşülmüş falan. Kesinlikle izleyin. Böyle hele ki 140 Jurnos diye mi okunuyor bilmiyorum. Onun tarzındaki belgeselleri seviyorsanız kesin izleyin. Onun yaptığı işlere çok benziyor. İkinci sırada kedi var. Kedi. Bildiğimiz kedi yani. Kedi belgeseli. Yine Blue TV ya da YouTube Red üzerinden, yani YouTube Premium üzerinden erişebiliyorsunuz. İstanbul'daki kedilerin belgeseli. İstanbul'daki kediler belgeseli alınmış ve arkadaşlar az önce izledim bu arada. Şöyle söyleyeyim size. Keyfim yoktu. Keyfim o... Ekmekçi mi? Ekmekçi. Arkadaşlar ekmek almam lazım, geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Daha önce ekmek aldığıma hiç bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi abi. 4 günlük bu bayram sürecindeki yasakta ekmek almayı unutmuşum abi. Açım evde kaç gündür. Tek başımayım bir de. Neyse ileride bunu izler. 2020'de böyle ekmek arabasının peşinden koşuyorduk falan deriz inşallah. Evet, kedi belgeselinden bahsediyorduk. Hemen temaya uygun olarak devam edelim. Söylediğim gibi arkadaşlar İstanbul'daki kedilerin belgeseli ve şöyle söyleyeyim, kedileri seviyorsanız izleyin. Gerçekten, çünkü sadece kedileri bile izlersiniz yani, öyle söyleyeyim. Bir dur. O belgeseldeki kediler hiç böyle değil, senin gibi değil. Bir dur. Bu da normalde çok uysal da şimdi birazcık tedirginiz. Ofise yeni alışıyor diğer kedilere. Kedileri seviyorsanız izleyin abi, net ya. Onun çok anlatacak bir tarafı yok. Aslında işte Karaköy'ün böyle Galata'nın o sokaklarındaki kedilerin, ki benim tanıdığım kedi de var içlerinde, her gün oradan geçtiğim için
turunculu beyazlı bir kedi var ilk opener'daki. Görüyorsunuz böyle hani gerçekten çok çok güzel. Gerçekten İstanbul'un hem böyle manzaralarını seyredip hem kedilerini seyredip hem de insanların hikayelerini dinliyorsunuz. Kesinlikle tavsiyemdir. Evet, dediğim gibi belgesel iki tane vardı, gidebilirsin, kedi konsepti bitti. Yani ilk üçe gidecek çok fazla bir şey izlemedim dedim, diğerlerini çok beğenmedim. Gelelim oyun kısmına. Şimdi oyun kısmı muhtemelen bende en çok alakalı olan kısım ama en çok konuşmak istemediğim kısım abi. Sebebini bilmiyorum. Oyunları böyle anlatmayı çok sevmiyorum. Yapmayı ya da oynamayı daha çok seviyorum. İlk sırada Stanley Parable var. Stanley Parable böyle sizin seçimler yaptığınız interaktif bir oyun. Ve biraz böyle Walking Simulator tarzında bir oyun denebilir. Bir ofiste geçiyor. Ofisteki bir çalışansınız ve bir anda herkes kayboluyor. Daha sonrasında oyunun bir sürü farklı sonu ve o oyunda bir sürü farklı olay var. Bunların hepsini tecrübe ediyorsunuz kendi yaptığınız seçimlerle. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Oyun Epic Games üzerinden ücretsiz olarak verildi bir ara. Eğer aldıysanız bakabilirsiniz. Yani ücretsiz oyunları düzenli olarak kütüphanenize ekliyorsanız büyük ihtimal almışsınızdır. Çünkü çok olmadı verileri. Göz atın derim. Eğer almadıysanız bile uygun bir fiyatı var. Hem Steam hem Epic Games üzerinden edinebilirsiniz. İkinci sırada böyle ben bunu neden daha önce oynamamışım diye duvara kafa ata ata oynadığım bir oyun var. Hellblade. Her world changed that day when the Northman took him from her. Hellblade arkadaşlar neden daha önce oynamadım, neden dikkatimi çekmedi bilmiyorum ama oynarken böyle sürekli bir şaşkınlık içerisindeydim. Ben bu oyunu neden daha önce oynamadım diye. Ve uzun süredir, bakın sadece karantina sürecinde değil, uzun süredir oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Çok farklı bir mekaniği, çok farklı bir hikayesi, çok farklı bir oynanışı var. Oyunu çok detaylı oynadım ben. Çünkü vize teslim etmem gerekiyordu oyunla beraber. Ama şöyle söyleyeyim, detaylı oynamadan böyle üstün körü oynanacak bir oyunda değil zaten. Puzzle mekanikleri bile oyunun bambaşka, çok farklı bir mekaniği, tarzı var oyunun ve kesinlikle tavsiyemdir. Ki zaten Xbox Series X'inde opener oyunu Hellblade 2 olacak gibi duruyor. Yani en azından reklamlarını onunla yaptılar. Ben merakla bekliyorum valla Hellblade 2. Hellblade 1'i de gerçekten keyifle oynadım. Özellikle kulaklığınız varsa, 7.1 kulaklığınız varsa kesinlikle kaçırmayın. Bu arada oyun arkadaşlar Xbox PES üzerinde var diye biliyorum. Olmaya da bilir, emin değilim ama Xbox PES üzerinde Xbox için kesinlikle olduğuna eminim. Büyük ihtimal bilgisayar için de vardır ama. Steam üzerinde uygun bir fiyatı var. Epic Games'te var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle yoktur. Üçüncü oyunumuz ise Late Shift. Yayınları takip eden arkadaşlar bilecektir. Yayında oynadık bunu. Tamamen film mantığında ilerleyen bir oyun. Sadece seçimleri siz yapıyorsunuz. Aslında oyun demeye bile bir işaret. Yani video interaktif oyun denebilir ya da interaktif video denebilir ama oyun değil tam olarak. Oyunlaştırılmış video diyeyim. Film diyeyim ya da neyse. Bu Bandersnatch gibi ya da Netflix'teki Minecraft'ın o izleyici etkileşimli oyunları gibi bir şey. Seçimleri siz yapıyorsunuz. Oyun gitgide ilerledikçe yaptığınız seçimlere göre de bir sona ulaşıyorsunuz. Güzel, tecrübe edilebilir, uygun da bir fiyatı var. Ama biraz böyle listeye koyarken acaba mı dedim lan koysam mı ama çok fazla oyun oynamadığım için, çok fazla oyun tüketmediğim için girdi listeye öyle söyleyeyim ama büyük ihtimalle 1-2 oyun daha oynasaydım bunun yerine koyacak başka bir oyun da bulurdum. Olmasa da olur yani. Ama yine de önerimdir. Boş vaktiniz varsa fiyata da uygun oynayabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim Epic Games indirimlerinden almanızı tavsiye edebileceğim 3 oyuna. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Direkt olarak hızlıca söyleyeceğim. Siz zaten göz atarsanız bir Control 50 liraya düşmüş. İyi bir bilgisayarınız varsa kesinlikle alın oynayın. Güzel, tecrübe edilmesi gereken bir oyun. 2 Layers of Fear. Hatta Epic Games üzerinde bedavaya bile verilmişti diye biliyorum. Ben yakalayamadım onu ama. Şu anda 9 lira gibi bir fiyatı var. Güzelliğin portresini izleyin. Beğenirseniz de gidin Layers of Fear'ı da oynayın. Aynı şey zaten. 3. Superhot. Superhot zaten bildiğim kadarıyla Game Pass üzerinde de var ya. Ben öyle oynamıştım. Şu an hala var mı bilmiyorum. Yine Epic Games üzerinden de indirime girmiş. Bayağı uygun bir fiyatı var. Superhot'a da tecrübe etmenizi öneririm. Arkadaşlar izlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. İçeriğimi beğendiyseniz beni takip edebilir, yani abone olabilirsiniz. Söylediğim gibi içeriğimi ön plana çıkartmak, beni desteklemek isterseniz de beğenebilirsiniz. Bu arada arka planı bana zorla değiştirdi bazı arkadaşlar. Onlara biraz kırgınım. Teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.